Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki konudan bahsedeceğim. 2021 yılı motosiklet alma işlemleri, sıfır bayiden alma işlemleri. İkincisi de Honda Forza 2021 yılı modeli. Yakıt tüketimi yol bilgisayarındaki doğru mu, değil mi? İlk konumuza gelelim arkadaşlar. Sıfır motosiklet almak. Arkadaşlar, yanlış bilinen bir şey var. Onları size doğrusunu söylemek, göstermek için bu videoyu çekiyorum. Burada çoğu arkadaşımız yanılıyor. O yüzden de işleri ertesi güne kalıyor. Arkadaşlar, zannediyoruz ki hepimizin yanıldığı nokta şu. Motosikletin parasını verdiğim zaman motosiklet anında benim. Hemen alıp götürebilirim zannediyoruz ama böyle bir şey yok. Arkadaşlar, anlatıyorum sizlere. Motosikletimizi beğendiğimiz bayiye gittik. Motosikletimizi satın alacağız. Ben ilk başta aradım. Çünkü canımda döviz vardı. Döviz kabul ediyor mu etmiyor mu diye sordum. Honda bayisi kabul etmediğini söyledi. Bayiye gittim. Parayı havale yaparak onların hesabına geçiyoruz. Birinci işlem havale. Havale yaparken arkadaşlar aldığımız motosikletin marka, modeli, rengini, eğer varsa opsiyonu, mesela benimkinde çantası var, opsiyon olarak yazıyoruz açıklamaya ve parayı transfer ediyoruz. Parayı aldıktan sonra bayi sizlere fatura kesiyor. Yalnız fatura kesme işlemi böyle markette alışveriş yapmaya benzemiyor. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Para karşı tarafın bayinin hesabına geçtikten sonra işlemler başlıyor ve fatura kesilme işlemi başlıyor. Fatura kesildikten sonra, ki bu 2 saat civarı bir zaman alıyor. 2 saatin sonunda fatura kesildikten sonra size elimde gördüğünüz belgeler, tescil belgesi, araç satış formuyla beraber notere gönderiyor bayi bizi. Notere gittikten sonra, pardon şunu atladım arkadaşlar, bu çok önemli. Fatura kesildikten sonra hemen motosikletin sigortasını yaptırıyorsunuz. Bu benim ikinci motosikletim olduğu için firmayı aradım, sigorta firmasını. Motosikletin şase, motor numarasıyla sigortasını geçici olarak yaptırdım. İlk başta bu işlem geçici olarak yapılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında plakanız çıktıktan belli olduktan sonra sigorta firmasını tekrar arıyorsunuz. Plakayı tam olarak işletiyorsunuz. Sigortanız tam olarak geçerli oluyor. Arkadaşlar, sigortamızı yaptırdık. Notere gittik. Noterde yaklaşık bir 40 dakika kadar süre geçiyor. Notere gittik. Belgelerimizi verdik. İşlemler başladı. Bu arada arkadaşlar, ben kendime plaka ayırtmıştım emniyet üzerinden. Emniyete gittim, istediğim plakayı seçtim oradan. O verdikleri kağıtla da notere geçtim. Tabi siz sıradan bir plaka alacaksanız bunun bir önemi yok sizin için. Plaka ayırtan arkadaşlar için söylüyorum. Onu adınıza eşleştirdiğiniz zaman, motosikletin şase numarasıyla eşleştirdiğiniz zaman noterde çıkıyor. Noterde arkadaşlar 230 lira bir masraf ediyorsunuz sıfır motor alırken. Bu 230 lirayı verdikten sonra noterdeki işlemleriniz bitiyor. Noter size bir plaka basım belgesi veriyor. Bu plaka basım belgesiyle bulunduğunuz ilin şoförler odasına gidiyorsunuz. Orada plaka işlemlerine başlıyorsunuz. Eğer yani ortalama çok fazla sıra yoksa 40 dakika kadar bir süreniz gidiyor orada da. Plakayı oradan çıkarttığınız zaman da showroom'a geliyorsunuz arkadaşlar. Oradaki ilgilenen arkadaşlar plakayı motosikletinize monte ediyor ve sizi motosikletle bayiden uğurluyor. Bu işlemler bu kadar arkadaşlar. Bir diğer konumuz ise, bana gelen sorulardan ötürü bu videoyu çekiyorum. 2021 Honda Forza 250'nin yol bilgisayarında sapma var mı? Şimdi Honda Forza 250 kullananlar bilir. 2020, 2019, 2018 modeline baktığımız zaman 0.3 litre yakıt tüketiminde sapma vardı. Bu nasıl oluyor? Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yol bilgisayarına baktığımız zaman 100 kilometrede yaktığımız yakıt 2.8 litre gözüküyorsa, 100 kilometre depoyu doldurup 100 kilometre yapıp
100 kilometreden sonra tekrar depoyu doldurduğumuzda aldığımız yakıta göre hesaplanıyor. Bunu da 2,5 litre olarak gözlemleniyor. Yani 0,3 litre sapma vardı. 2021 modelde de aynı sapma var mı yok mu onları tartışacağız. Şimdi motosikleti aldığım zaman motosiklet bayisinin hemen yanındaki benzinlikten depoyu doldurdum. Benzin litresi 7,15 TL'ymiş. 11,20 litre benzin almışım. Bu benzinle 365 kilometre yol yaptıktan sonra tekrar benzin almaya durdum. Bu arada ben benzin alırken, bu motosiklete ilk benzin alırken 35 kilometre gideri vardı range'imiz. Ben ikinci benzini aldığım zaman 70 kilometre range'i varken tekrar benzin aldım. Yani tamamen bitirmiş değildim. İkinci aldığım benzin arkadaşlar, yine 7 lira 15 kuruştan almışım. 10,40 litre etmiş bu da. 10,5 litre diyelim. Benzin aldım. 365 kilometre yol gittim. Hesaplama yaptığımız zaman 10,40 litre benzin almış. Bu 10,40 litre ile 365 kilometre yaptım. Toplamında hesapladığım zaman 2,8 litre yakmış oldu. Yalnız motosikletin yol bilgisayarına baktığımda 2,4 litre gösteriyor. Bu benim motosikletime özel herhalde. Aynı hızlarda kullandığımız yeni alan arkadaşlar da aynı şekilde kullandığı takdirde onlarınki 2,9 yazıyor. Benimki eksik gösteriyor. Her motosiklet için aynı mı bilemiyorum. Arkadaşlar bugün de bu videonun sonuna geldik. Benim için fikirleriniz çok önemli. Dislike atan arkadaşlar var. Hiç kızmıyorum. Aksine bir iletişim kurabildiğimiz için mutlu oluyorum. Yalnız bu dislike atan arkadaşlar nerede hata yaptığımı belirtirlerse ona göre ben de bir düzeltme yaparım. Hiç değilse daha iyi bir video çıkmış olur ortaya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha demin dediğim gibi bir kusurumuz olduysa affola. Kesinlikle biz profesyonel değiliz zaten bu işte. Sadece bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Beğendiyseniz, ama gerçekten beğendiyseniz abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.